Seyirciler 2022 Beijing Kış Olimpiyatlarında mücadele eden milli sporcumuz Fatih Arda İpçioğlu eleme turunu geçen ilk Türk olarak tarihe geçti. Milli sporcu kayakla atlamada ilk turunda ise 99 metrelik atlayış yaparak 115 puan aldı. Yarışı 36. sırada tamamladı ve finale yükselme şansını kaybetti. Uçan Türk Arda 11 Şubat'ta ise Büyüktepe elemelerinde mücadele edecek. Milli sporcumuz şu anda yayın konuğumuz uzaktan bağlantıyla. Sayın Fatih Arda İpçioğlu, hoş geldiniz Ulusal Kanal hafta sonu ana haber bültenine efendim. Nasılsınız? Merhabalar, teşekkür ederim. İyiyim, iyi yayınlar diliyorum. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Sizi gördük, gururlandık, daha iyi olduk. Öncelikle tebrik ediyorum çünkü kim kazanırsa kazansın, kim kaybederse kaybetsin bu olimpiyatlarda insanlık kazanacak denildi. Evet. Neler yaşadınız? Hem duygularınızı çok merak ediyoruz hem de evet, başından bugüne yaşadığınız süreci bizlerle paylaşmanızı istiyoruz. Buyurun. Evet, şimdi şöyle söyleyeyim. Kayakla atlama bildiğiniz üzere ülkemizde çok yeni bir branş. Ben de şahsım işte 13-14 yıldır bu branşı icra ediyorum profesyonel olarak ve sıfırdan başlanan bir branşta 13-14 yıllık bir geçmişinizin olduğu bir branşta 2 defa kendi kotanız olimpiyatlara katılıyorsunuz. Dünya şampiyonalarında, Dünya Kupası'nda final yarışma hakkını elde ediyoruz. Dünya Kupası puan alıyoruz ve işte olimpiyat finali atlayışı gerçekleştiriyoruz. Bunları diğer ülkelerle kıyasladığımızda gerçekten güzel bir yoldayız kayakla atlama adı altında. Tabii ki zorluklar çektik. Zor oldu bizim için. Hiçbir iş basit değildir. Hiçbir başarı, hiçbir gelişme basit olmaz. Ama dediğim gibi biz bir yerde şanssızdık, bir yerde de çok şanslıydık. Şanssız olduğumuz konu şu, bizim önümüzde işte bir örneğimizin olmaması. Allah rahmet eylesin, Naim abimiz gibi işte bir örneğimiz, o branşı yapıyor olsak işte Naim abi bunu yaptı, biz de bunu yapalım, buna devam edelim, biz de o başarıyı yapalım gibi bir örneğimizin olmamasıydı. Ama biz elimizden geldiğince yeniliklere açık olarak, tecrübe edinerek yavaş yavaş bu branşta kendimizi geliştirdik. Ve geldiğimiz noktada da şu anda olimpiyatlardayız, olimpiyat finali atlayışları gerçekleştiriyoruz. Bunlar bizim için önemli derecedeki başarıya giden yoldaki kayda değer atlayışlar. Çünkü buraya gelmek bile başlı başına bir başarı aslında. Çünü ilk 65 sporcu arasına girmeniz lazım. İşte puanlar toplamanız lazım. Bunları başardık. Evet, dünyaya da bir başarı. Evet, eleme turunu geçtiniz. İlk Türk olarak evet, tarihe geçmeniz. Bunlar evet büyük başarılar sizin de ifade ettiğiniz evet, gibi. Evet, ama şöyle söyleyeyim, hala daha en iyisini göstermedik aslında. Çünkü yeniyiz evet, ama potansiyelimiz gerçekten üst düzeyde. Umuyorum ki gelecek yıllarda tabii ki ülkemize madalyalar kazandırmayı hedefliyoruz artık. Çünkü artık bunu ispatladık. Biz kendimize de potansiyelimizin farkındayız. Bu da tabii ki hani bir anda olacak bir durum değil. Emek isteyen, süreç isteyen bir durum. Devam ediyoruz. Bu şekilde. Ve çalışmalarınızı sürdüreceksiniz. Azminizi de görüyoruz, hissediyoruz. Hem buralara kadar gelişinizden hem de şu anki ifadelerinizden. Biraz da olimpiyatların hazırlık sürecine ilişkin de içinde olan biri olarak bize neler anlatırsınız? Evet. Çin Covid-19'a karşı çok iyi bir sınav verdi ve evet, Covid-19'da mücadele eden bir dünyayla karşı karşıyayız şu anda. Dolayısıyla bu konuda nasıl bir hassasiyet oldu bu olimpiyatlarda? Bundan biraz bahsetmenizi isteyeceğim açıkçası. Nasıl bir evet, titiz hazırlandı bu Beijing Kış Olimpiyatları? Şöyle söyleyeyim, bizim tabii ki hani biliyorduk prosedürün nasıl uygulanacağının, Covid önlemlerinin nasıl alınacağının, ama buraya geldiğimizde işte yaşayarak gördüklerimize gerçekten hani ben bile hani şok oldum çünkü bayağı bir önlem var. Yani size şöyle açıklayayım, hatta işte cep telefonlarını çalışanlar, işte bize hizmet veren kişiler, olimpiyat köyündeki kişiler jelatinlerin içinden kullanıyorlar. Ve maskesiz hayatta kimseyi göremezsiniz. Komple izolasyon kıyafetleriyle çalışıyorlar. Bu onlar için de zor bir durum. Evet, işte Covid başlangıcıyla beraber olimpiyat süreci başladı. Bu herkes için zor oldu. Hatta şu anda bir kayaklı atlama camiasında önemli isimler Covid'den dolayı yarışmalara katılamadı. Ama yani yapacak bir şey yok. Başımıza geldi böyle bir olay. Biz de dikkat ediyoruz. Buraya gelmeden önce de dikkat ettik. Her gün PCR testi veriyoruz. Böyle bir durum var şu anda. Dediğim gibi çok çok sıkı önlemler var yani. Burada acayip derecede yani ben çok şaşırdım gerçekten. Yani şu anda şöyle söyleyebilirim. Şu anda artan Covid oranına bakarsa şu anda aslında en güvenli yerlerden birindeyiz diyebilirim yani bunu açıkça. Çünkü gerçekten inanılmaz bir önlem bu yani. Gördüklerimize inanamadık biz de indiğimiz havalimanından çıktığımız saatten itibaren. Ama dediğim gibi bu hastalığa herkesin dikkat etmesi lazım. En başta önemli olan sağlık tabii ki. Hepimizin, bütün sporcuların sağlıklı bir şekilde yurtlarına geri dönmesi lazım. Şu anda iyiyiz, bir problemimiz yok Covid açısından. İşte dediğiniz gibi bugün final atlayışını gerçekleştirdim. İyi de bir atlayış, kötü bir atlayış değildi benim açımdan. Şimdi önümüzde de Büyüktepe yarışması var. Eleme yarışması ve daha sonra elemeleri geçtiğim takdirde de tekrar final yarışması. Şu anda iyi durumdayız. Güzel bir ilerleme kaydediyorum olimpiyatlarda. Bakalım nasipte ne varsa o olur. Biz emeklerimizi verdik artık. Şu anda sadece başarıya odaklanıyoruz. İşte hatalarına odaklanıyoruz. Analizler yapıyoruz antrenörümle beraber. Türkiye'de bunu çok sevdi. Ben çok mutlu oldum. Çünkü gerçekten insanlar takip etti. Yani bütün Türkiye benimle beraber uçtu diyebilirim bugün. Hatta ben bundan çok memnunum çünkü bunlar kış sporları bir kültürdür. Ülkedeki bir kültürdür. Biz mesela işte kuzey ülkeleri, Norveç, işte Finlandiya gibi ülkelerde kış sporları çok farklı bir konumda. Biz de bu işin bir başlangıcını tabii ki yapmamız lazım. Çünkü dağlarımız, olanaklarımız, imkanlarımız birçoğu ülkeden de daha iyi. Yavaş yavaş ama ümitli bir şekilde devam ediyoruz. Bu branştan ümitliyiz. Sizin duygularınızı, durumunuzu öğrendik. Gün boyunca da pek çok kanala katılıp durumunuzu ve duygularınızı, düşüncelerinizi paylaştınız. Oralardan da takip ettik sizi. Diğer Türk sporcu arkadaşlarımız için de bir şey söylemek ister misiniz? Tabii ki ben yarın diğer arkadaşlarımın yarışmalarına da gideceğim. Özellikle Furkan'ın yarışmasını izlemeye gideceğim. Çünkü biraz spordan uzaklaşmam lazım kayakla atlamadan. Çünkü birkaç gündür bayağı konsantreydim. Biraz farklı taraflara yönlenmem lazım kendimi rahat hissetmem için. Diğer arkadaşlarımız da elinden geleni yapmak için buradalar. Hepimiz bunun için buradayız. Herkes burada en iyi şekilde bayrağını temsil etmekle yükümlü. İsimler, lakaplar, uçan Türkler gelir geçer ama önemli olan Türk bayrağı. İnşallah elimizden geleni yapacağız. Diğer arkadaşlarım şu anda onlar da iyi durumdalar. Furkan işte özellikle short track'ta bildiğiniz üzere tarih yazdı. İlk olimpiyat sporcumuz bu branşta ve elemeleri geçmeyi başardı. Bu çok büyük bir başarı. Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir diğer sporcularla kıyaslandığımızda işte en iyi sporcularla veya orta seviyedeki bu branşta öne gelmiş sporcularla kıyasladığımızda biz çok kısa zamanda çok güzel ilerleme kaydeden sonuçlar gösteriyoruz aslında. Bu ileriye dönük de aynı zamanda bir yatırım. Çünkü biz birer ilham kaynağız aynı zamanda. Evet, peki. Çok teşekkür ediyorum. 2022 Beijing Kış Olimpiyatlarında mücadele eden milli sporcumuz Fatih Arda İpçioğlu'na çok çok teşekkürlerimizi iletiyoruz buradan.